Evet, burada kırmızı kart kararına ilişkin tabii ki yapacak bir şey yok. Burada kart doğru diyoruz. Ya bir profesyonel oyuncu şimdi, Haklıyken haksız duruma evet, düşmüş. bir profesyonel oyuncu En takımın. güzel şeyi hanginiz söylediniz? Joseph de Souza zaten ne yaptın ya Ben dedi. söyledim. Yani orada belli de o söylemimizden daha önemli bir kere burada Larin gibi bir tecrübeli oyuncu bu kartı görmemesi gerek. Bu ara momentumu yakalamış, gol atmış, iyi oynayan bir Daha da Beşiktaş takım var. 79. Ya sen oyuna sonradan giriyorsun ve de bu hareketi yaptığında Uzatmayla beraber 15 dakikan var. atılacağın belli bu hareketi yapıyorsan. Etkiye tepki. Tabii. Yani burada Ya takım bu 10 kişi kadar bırakıyorsun. kolay bir profesyonel oyuncu atılmaması gerek sahadan. Adam seni niye tutuyor? Gitmemeli. Adam o sırada güçsüz kalmış. Güç kalmış. Sen kuvvetlisin, sen gidiyorsun. Devam ediyorsun bile. Adam güçsüz kalmış. Seni tutuyor. Bırak tutsun ya. Ya kart Atılma. Sen devam edeceksin. Atılma. Kaç dakika daha var? Peki bu pozisyonu da bu şekilde değerlendirdik. Var mı başka pozisyon? Son bir pozisyonumuz var. Ha, direkt. Bak buna mesela çok fazla aklında Dorukhan. Kalmadı bu. Bu Dorukhan böyle vuruşları yapıyor ha. Kafa var. Var. Beşiktaş'ta da böyle milli maçta da gol var. Atmıştı milli takımda. Nerede? Milli takımda da bir tane nerede attı galiba. İzlanda. İzlanda maçında 2-1 yenildik ya orada. Evet, çok güzel kafa golü attı. Orada çok güzel kornerden. Evet. Serbest vuruş. Duran topu kaleci kontrolmeye de kalıyor bak. Kıvırmayacak hali yok. Doğru yerlere gidiyor. Kaleci evet hiç. Öyle kalmış. Bu müthiş vuruş. Kafa. Çevirmiş ters ayakta böyle sabit ayakta kalmış. Ersin. Çok iyi kafa vurmuş. Ortanın güzelliğine çok iyi kafa vurmuş. Ortanın güzelliğine bak abi. Kesme orta böyle. Kafayı döndürsün. Döndür. Bu hafta başlar oynamaya herhalde. Yavaştan evet. Şeyi yapıldı. Var evet. Mı başka pozisyon? Son pozisyon muydu? Peki o zaman biz de uzun bir yayın maratonunun böylece sonuna doğru geliyoruz. Ama programda gündüz 12'den beri biliyorsunuz bu maçın yayınları sürüyor. Şimdi basın toplantılarını getirelim. Biz veda edelim. Biz veda ederken son sayfa ekibi geliyor hemen. Sizler A-Spor'dan ayrılmayın. Bu maçı ve şöyle bir haftanın genelini konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım basın toplantısında hocalar neler söylemiş. Biz veda ediyoruz ama son sayfayla A-Spor'da ligin değerlendirmesi ve ağırlıklı olarak bu maçın değerlendirmesi sürecek efendim. Hoşça kalın. Maça hazırlanırken rakibin hocaların da açıklamalarından veya hocalarının son dönemde oynattıkları oyun formasyonundan 4-3-4-3 düzeninden hazırlandık. Beşiktaş'ın analizini yapamadık. Bir tek Antalyaspor maçında Önder Hoca zamanında üçlü oynamışlardı. Biz de bunun üzerinden hocanın bundan evvel çalıştırdığı takımlardaki savunmada ve hücumda neler yaptığıyla alakalı çalıştık. Saha pratiklerinde, analizlerde bunun üzerinden gitti. Haftamız da son derece iyi gitti. Ama hakikaten iyi bir oyuncu grubuna karşı oyun ilk yarı itibariyle dalgalı bir sürece girdi. Bazen biz kayıp yapıyoruz. Böyle oyunlarda yüksek kaliteli iki takımın oynadığı oyunlarda bireysel performanslar da çok buna yansımadığı zaman oyun bazen iki tarafa da gitti. İlk yarıda Canini'nin yakaladığı pozisyonu gol yapsak belki o anda öne geçeceğiz. Ayağa kaydı. Dengeli bir oyun vardı. İkinci yarı itibariyle golü bulduk. Ki bugünkü çözüm noktalarından bir tanesi rakibin üçlü savunmasına rakip arkası koşulardı. Hüseyin Türkmen'in attığı pas Cornelius'a öne geçtik. Aslında oyun ondan sonraki süreç çok istediğimiz gibi gidecekti. Geçiş oyununa dönmüştü. İkiyi bulabilirdik. Ama rakibin dediğim gibi çok kaliteli ayakları var. Penaltı kaçırdılar. Değil mi bilmiyorum, tartışılabilir. Sonrasında golü buldular. Sonra kırmızı kartları oldu. Son bölümde oyunu domine ettik. Hem topa sahip olarak oynadık. Fırsatlar yakalar gibi olduk. Oyun her iki tarafa gitti geldi. Son dakikada direkten dönen bir durum var. Pozisyon var. Kazanmak istedik ama kazanamadık. Bugün İstanbul'un 3 tane büyük takımına karşı 3 galibiyet, 3 beraberlikle derbi diyelim. Biz de büyük bir takım olarak, ligi domine eden bir takım olarak aslında baktığında bu oyunun içinde bunlar var. Biz sonuna geldik. İşte umarım Ramazan bayramında hem Trabzonspor'un şampiyonluğunu hep beraber en geç o zaman kutlamış olacağız. Rakip iyi bir rakip. Onları tebrik ediyoruz. Biz özellikle bu haftaya gelene kadar
Bu benim çok sığındığım bir şey değildir. Sığınma da değil aslında, bir açıklama. Yani bu sene itibariyle başından beri 8 tane sol bek ile değişik değişik oynamak zorunda kaldım. Ligin en iyi tandeminin bir tanesi sezonu kapattı, bir tanesi bugün daha yeni döndü stoperlerim. Ve burada bazen sağ tarafta sol ayaklı, sağda ters ayaklı oyuncular kullanmak zorunda kaldım. Hem mekanizmalarım çok bozuldu. Ama organizasyon bizi ayakta tuttu bu zamana kadar. So we wanted to win. We didn't win today, but it's a good result with a great performance for the first game. Benim Beşiktaş'taki ilk maçımdı. Güzel ve zor bir deplasman maçı oynadık bugün. Ekibimizle ve futbolcularımızla beraber sadece bir haftalık bir çalışma sürecimiz oldu. Bu açıdan bakarsak bence iyi bir performans, çok iyi bir performans gösterdik bu akşam. Yapmamız gereken şey tempoyu olabildiğince takımımıza yaymak. Bu yüksek tempoyu, bu organizasyonu takıma yaymak ve yerleştirmek. Kalitemiz var. Bu çok net bir şekilde belli oluyor. Galibiyet için gelmiştik buraya. İlk yarıda çok fazla gol fırsatı bulduk. Golü aslında daha erken atabilirdik, atmamız gerekiyordu. İkinci yarıda yine kontrol bizdeydi bence. İlk uzun topta, sadece kalemize atılan ilk uzun topta golü yedik ama sonrasında iyi bir reaksiyon gösterdik. Bir penaltı kazandık, o penaltıyı atmalıydık ama yine buna rağmen 3 dakika sonra yine çok güzel bir reaksiyon, bir tepki göstererek oyuna geri döndük. Maçı kazanabileceğimizi düşündüğümüz için bazı oyuncu değişiklikleri yaptık kenardan. Oyuncu değişikliklerini yapma amacımız maçı kazanmaktı ama ne yazık ki bir kırmızı kart gördük. O noktadan sonra oyunu birazcık skoru tutma şekline çevirmek durumunda kaldık. Kazanamadığımız için mutlu değiliz ama ilk maçta bu performansı gösterdiğimiz için sevinçliyiz. Gelişme göstermemiz gereken bazı şeyler tabii ki olacaktır. Beşiktaş çok üst seviye bir kulüp. Tabii ki tesisler anlamında, stadyum anlamında, imkanlar anlamında kulübün geliştirici şeyler mutlaka olacaktır. Ben de bu yüzden buradayım aslında, bu konuları iyileştirebilmek için. Arkamda tüm desteği hissediyorum. Gelişmeye de açığız, gelişmeye çalışacağız. Beşiktaş özellikle mesela kondisyon anlamında en iyi seviyede, en üst seviyede olması gerek olacaktır. 10 gündür de zaten üzerinde çalıştığımız başka bir konu da bu. Gelecekte Beşiktaş'ı bu tempoda 90 dakika oynayarak göreceksiniz. Bunu söyleyebilirim. Bu şekilde oynama niyetimiz var. Antrenmanları da buna uygun şekilde yapıyoruz elimizden geldiğince. Ama aslında bir sezon başına ihtiyacımız var. Tam anlamıyla doğru şeyleri yapabilmek için, futbolcularımızı o seviyeye çıkartabilmek için. Bugün bu dediğinizi 25-30 dakika kadar yaptık, yüksek tempolu oyunu. Haftaya umarım 45 dakika veya daha fazla yapabiliriz. Hafta hafta, zaman geçtikçe, zaman ilerledikçe bunu 60 dakikaya da 90 dakikaya çıkartmayı istiyoruz. 5 oyuncu değişikliğimiz de var aynı zamanda. Bu durumun da bu konuda bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Zaman içerisinde daha da iyi olacağız bu konuda.